Evet, Sayın Bakanım, soru. Sayın Buyurun. Bakanım, A Haber Televizyonu Elif Saatçioğlu. Efendim, hastanelerle alakalı çok fazla spekülasyon geçirildi bu süreç içerisinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da Sahra Hastanesi yaptık demişti. Fakat o bölgenin TÜYAP fuar alanı olduğu belirlendi. Valilikten de ihtiyacımız yok diye bir açıklama geldi ama siz bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Adana özelinde baktığımızda Adana'da yoğun bakım yatak sayımız ve genel yatak sayımızda Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu biliyoruz. Yani kapasite olarak hem yoğun bakım hem ventilatör sayısı hem de yatak doluluk oranı. Dolayısıyla Adana'da şu an böyle bir ihtiyacı görmüyoruz. Bu anlamda düşündüğümüz İstanbul'da İki yer oldu biliyorsunuz, Anadolu ve Avrupa yakası. Fakat Anadolu ve Avrupa yakası böyle olmakla birlikte İstanbul'da doluluk oranı %90'lara ulaştığı için bu hastaneleri açmıyoruz. Ve bu hastaneleri ben sahra hastanesi olarak da görmüyorum. Bunları daha sonra kalıcı olarak kullanabileceğimiz hastaneler olarak planlıyoruz. İçinde ameliyathanesi olan, MR'ı olan, tomografisi olan, rehabilitasyon, diyaliz ve benzeri birçok amaçta gerektiğinde kullanabileceğimiz, hatta çok amaçlı hastane belki anlamında değerlendirebileceğimiz ve daha sonraki süreçte bulundukları yer nedeniyle sağlık turizminde de çok önemli bir yer oluşturacağına inanıyorum. Dolayısıyla şu an İstanbul'da, Türkiye'de toplam, özellikle İstanbul için söylüyorum, yoğun bakım doluluk oranı şu an 59,5. Yani %90'lara ulaşmış değil. İstanbul'da bazı hastanelerimizde %80-90 oranında yoğun bakım doluluk oranı var mı? Var. Daha önce de bu hastanelerimiz yoğundu. 3 veya 4 hastaneden bahsediyorum. Ama bu dönemde genel olarak bakıldığında bu oranın %59,5'u geçmediğini görüyoruz. Bu anlamda şu an bir ihtiyaç olmadığını, var olan hastanelerinde dediğim şekilde çok amaçlı, daha sonra kalıcı kullanmak üzere planlandığını, sağlık turizminde dahi kullanabileceğimizi özellikle de ifade etmek istiyorum.